Zannederim başladık. Okay, herkes hoş geldi. Bugün Microsoft MVP'lerden Meltem Ballayeker'le Meltem Hanım'la birlikteyiz. Power Automate'den bahsedeceğiz. Session kaydediliyor. O yüzden kayıtta yer almak istemiyorsanız lütfen şimdiden ayrılın. Kaçıranlar için 1-2 hafta sonra kaydı YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Herkes tanıyor sizi diye tahmin ediyorum. O yüzden introduction'da girişi de çok kısa keseceğim. Direkt size bırakıyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Halil'in de dediği gibi ben Meltem Akçay Ballıyeker. Microsoft MVP'siyim. Business Application'da MVP'lik ödülünü aldım geçen yıl. Bu akşam bu Power Platform'da yani Business Application geliştirdiğimiz platformlardan bir tanesi olan bu Power Platform'un ailesinden bir ürün Power Automate'in içerisinde yer alan bir servis. Process Advisor'a biraz böyle deep dive yapmak istiyorum sizlerle beraber. Bilenler veya bilmeyenler için bana veya RISE Teknoloji'de Data Analytics ve BI departmanında çalışıyorum. RISE Teknoloji üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kontak bilgilerimiz burada. Dediğim gibi RISE'den veya LinkedIn'den işte bu Twitter'dan ya da web sitemden bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu akşam Power Automate'de Process Advisor'dan bahsediyorum. Neden akmadı? İkinci slayta geçmedi. Şimdi Process Advisor nedir? Den önce bir Power Automate'i ne için kullanıyoruzdan bahsedeyim. Power Automate bizim iş akışlarımızı otomatize etmemizi sağlayan Azure çözümlü bir servis aslında. Cloud based veya aslında bunun desktop versiyonu da var. Power Automate Desktop dediğimiz, PAD dediğimiz bizim basit iş akışlarımızı veya komplike iş akışlarımızı otomatize ediyor. Şimdi biz aslında iş akışlarımızı otomatize edebiliyorken Process Advisor'a niye ihtiyacımız var? Şimdi bazen bazı durumda streamline workflow'lar olabiliyor ya da sizin yaptığınız işin A'dan Z'ye yani iş size atandığı andan itibaren sizden çıkıncaya kadar olan kısmında bu streamline workflow'u otomatize etmek isteyebilirsiniz. Bunun analizini yapmak isteyebilirsiniz. Bottleneck dediğimiz dar boğazları bulmak, bunları analiz etmek isteyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda Power Automate üstünden Process Advisor'ı kullanabiliyoruz. Process Advisor iş süreçlerimizi daha iyi anlamamıza ve proseste optimize edilecek olan noktaları tanımlamamızda bize yardımcı oluyor. İki şekilde Process Advisor'ı kullanabiliyoruz. Task Mining veya Process Mining şeklinde. Şimdi bunları bu akşam detaylıca anlatmaya çalışacağım. Bu akşamın asıl konusu Process Mining. Task Mining'e başından beri söylediğim gibi aslında vakit kalırsam basit bir record yapıp record üstünden de bir mining nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Ama bizim asıl konumuz bu akşam process mining. Nedir process mining? Task mining nedir? Ne zaman hangisini kullanmalıyım ve nasıl yol izlemeliyim? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi gelelim Process Advisor ile Task Mining nedir? Şimdi Task Mining aslında adı üstünde size atanmış bir işin, sizin kullanıcının kayıtlı eylemlerini izleyen bir şey, proses aslında. Bu şunu söylüyor. Power Automate'i biz aslında iki şekilde kullanıyoruz demiştim. Bir tanesi desktop, bir tanesi de cloud based kullanıyoruz. Desktop'ta yani PAD üstünden kullandığımız RPA dediğimiz, RPA işlemlerini geliştirdiğimiz ortamda yaptığımız işlemler birer rekorddur. Ve bu rekordların analizi task mining'de olur. Yani diyelim ki ben bir muhasebe departmanında çalışan biriyim ve bana atanan iş, işte gelen faturaların tarihini alıyorum. Excel'e yapıştırıyorum ya da tutarını alıyorum, Excel'e yapıştırıyorum.
hangi firmanın hangi firmadan kesildiği ile ilgili alıyorum bunu, Excel yapıştırıyorum. Muhasebeci olarak yaptığım en muhasebe iş bu. Şimdi bunu otomatize etmek için aslında RPA'yı kullanabilirim. RPA ile yaptığım şey ne de benim mouse hareketlerim. Faturayı buluyorum, ilgili kısmı alıyorum, gidiyorum Excel'i açıyorum, ilgili hücreye yapıştırıyorum. Diğer veriyi alıyorum, tutarı alıyorum, gidiyorum Excel'e yapıştırıyorum. İşte bunu record şeklinde yapıp hazırladığınızda, yani bunu bir RPA olarak record ettiğinizde, bunu Power Automate tarafında, Process Advisor'da kullanırken Task Mining altında kullanacaksınız. Çünkü bu kullanıcının kayıtlı eylemlerini izler ve bunu analiz eder. Ve size aslında şuna benzer bir sonuç çıkartıyor. Bu kullanıcı faturada tutarı tuttu, kopyaladı ve Excel'e yapıştırdı. Bunu yaparken 3 saniye harcadı, bunu yaparken 5 saniye harcadı, Excel'i kaydetmek 10 saniye aldı ve toplamda işte 18 saniye harcadı. Bu eylemde bottleneck dediğimiz dar boğaz ya da işte sizin eyleminizi, sizin taskınızı engelleyen nokta işte kayıt işleminin 10 saniye sürmesi. Size işte öneri olarak Excel yerine atıyorum daha hızlı kaydedebilecek, daha hızlı sizin verinizi içeriye aktarabilecek başka bir şey öneriyorlar. Başka bir veri tabanı öneriyor, başka bir eylem öneriyor. İşte bunlar her biri task mining'in özellikleridir. Herhangi bir görevi yerine getirirken hangi aşamada en çok vaktin kaybedildiğinin tespitiyle önerilen akışların otomatize edilmesiyle vakit kazancının sağlanması hedefleniyor task mining'de. Process mining öyle değil aslında. Process mining biraz daha farklı. Ki bu akşam bunu biraz detaylıca inceleyeceğiz. Process mining'de kayıt kullanmıyoruz. Process mining'de tamamen data kullanıyoruz ve bu data, log data dediğimiz, belki aranızda kullanan var, belki yok bilmiyorum ama pek çok veri tabanında aktiviteler, eventler loglanır. İşte şu event başlanması tarihi, işte saati şu, bitiş tarihi bu, durumu şu vesaire vesaire. İşte bu log data'yı kullandığımız yer process mining. Daha doğrusu cümleyi şöyle söyleyeyim. Process mining için kullandığımız data, veri tabanlarının tuttuğu bu log datalar. Ne demek bu? Buna geçmeden önce proses tanımını da bir yapayım. Ondan sonra şeylere geçeriz, işlemlere geçeriz. Proses denilen şey aslında sizin iş olarak yaptığınız şey, sizin prosesiniz. Atıyorum bir e-ticaret siteniz var ve bir e-ticaret sitesine ben girdim. İşte Trendyol, hepsi burada fark etmez. Bir ürün sipariş ettim. Ürün siparişinin size girdiği andan itibaren o ürünün bana paketleninceye ve işte kargoya verinceye kadar sizin içerisinde, yani iş içerisinde geçirdiği işlemlerin tamamı proses olarak adlandırılır. Ve bu proses tamamen aktivitelerden oluşur. Her bir prosesin parçası, her bir adımı bir aktivite name olarak adlandırılır. Dolayısıyla e-ticaret sitesinde siparişin sisteme girmesi, deponun kontrol edilmesi, depoda işte ürünün olması, olmayan ürünü yeniden sipariş edilmesi vesaire vesaire, bu işlemlerin her biri prosestir. Bu process mining'de siparişten ve müşteriye kargoya verildi notification'ın gittiği noktaya kadar olan bütün işlerin analizi yapılır. Bu işler boyunca işte atıyorum faturanın onaylanması ya da paranın müşteriden charge edilmesi en çok zaman alıyor. İşte bu noktada sizin bu prosesinizde işte müşteriden, bankadan paranın charge edilmesi uzun zaman alıyor. Ya da işte müşteriye sipariş bilgisinin gitmesi en fazla zaman alıyor gibi bir takım analizler yapmanızı sağlıyor. Burada iş süreç analizlerinin, iş süreçlerinin analizi sağlanır
performans sorunlarının tanımlama ve süreçlerin haritalandırılmasında kullanılır. Şimdi bu process mining aslında Power BI'de de yapılıyor. Bilmiyorum Halil belki hani kullanmışsındır. Ben herhangi bir şirkette şu ana kadar process mining yapmadım Power BI üstünde. Ama şimdi birkaç tane böyle bir şey görsel üstünden denedim. Hani nasıl gidiyor diye. Process Advisor kadar bir etkin sonuç alamadım. Gecenin sonunda onu da göstereceğim sizlere. Belki kaçırdığım bir yer var, onu da bilmiyorum ama onlara da bakarız sizinle beraber. Şimdi dediğim gibi her veriyi process mining'de kullanamıyoruz. Bir takım veri requirement'lar var, gereklilikleri, zorunlulukları var. Log data olmak zorunda. Nedir log data? Aranızda bilen var mı bilmiyorum ama log data dediğimiz şey aslında bir aktivite adı olacak. Yani sizin prosesinizi oluşturan, prosesteki her bir basamağın adı bir aktivite name'dir. Her bir durum, prosesin her bir örneği instance. Instance'ı case'dir. Yani her bir sipariş bir case'dir. Case ID, order number vesaire gibi. Bunlar bir case ID gerektiriyor ve bu aktivitenin başladığı zamandan bitiş zamanına göre saatlerin, yani tablonun tutulduğu, tarihlerin tutulduğu bir timestamp tablosu gerekiyor. Bir date tablosu gerekiyor. Şimdi buradan event ve activity loglar var. Hakim olanları bilmiyorum ama şöyle ikisi arasında bir fark var. O da şu. Event loglarda sadece start time vardır. Event log'un end time'ı yoktur ama activity log'larda start ve end time tutulur. Yani bu aktivite şurada başladı, burada bitti şeklinde bir data tutulur. Bunu şu yüzden belirttim. Hani aranızda böyle bu alanda kendini geliştirmek isteyen olursa ya da işte sertifika vesaire almak isteyen olursa Microsoft sınavlarında böyle şeyler çıkabiliyor, küçük detaylar çıkabiliyor. O yüzden bilmenizde fayda var. Mesela bu şu anda bir event log. Zaten bu database'i kullanacağım. Bu database ve data, daha doğrusu base değil. Bu data da Microsoft'un örnek data setlerinden bir tanesi. Deyip şimdi demo kısmına geçiyorum. Demoya geçmeden önce anlatmak istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Galiba yok. Bir su içeyim ve demoya geçeceğim. Demoda Power Automate'de, yani cloud tarafında her şeyi flowmicrosoft.com üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yani bu adres üstünden gerçekleştiriyoruz. Buraya iş mailinizle girdiğinizde siz de basit hani birkaç bir şey flow akışı oluşturabilirsiniz ya da process advisor'ı siz de biraz kurcalayabilirsiniz. Şimdi burada aslında çok temel değişiklikler oldu. Fark edenler var mı, bilenler var mı bilmiyorum ama en şey Power Virtual Agent'dan geliştirilmiş bir chatbot entegrasyonu geldi Power Automate'e. Bu entegrasyon yoktu. Ne zaman geldi? Herhalde 2-3 ay oldu. Belki de daha fazla oldu. Power Virtual Agent'da şu. Power Platform Virtual Agent'da aslında bu Power BI'ın, Power Automate'in ya da Power Apps'in üyesi olduğu ailenin bir üyesi. Tıpkı Power Platform'un İşte diğer Power Automate gibi, Power Apps gibi Power Virtual Agent da bir servis. Ve biz burada aslında sadece chatbot geliştirebiliyoruz. Ve bu chatbot da burada geliştirilmiş. Bu platform ailesinde low code, no code'la işte chatbot framework'le, işte bot framework'le geliştirilmeye gerek kalmadan biraz daha sürükle bırakla basit bir şeyle, bir arayüzle geliştirdiğiniz chatbot'u buraya entegre etmişler. Güzel olmuş. Hani böyle buraya da böyle bilmediğiniz kelimeleri takıldığınız noktalarda yazdığınızda, keyword'leri yazdığınızda size şey yapabiliyor, geri cevap dönebiliyor. Hatta şöyle yazalım. Bakayım. Evet, bir şey. Şöyle bir yazayım. Ne cevap verecek onu merak ettim. What is case ID? Herhangi bir şey anlamadım dedi.
Peki, neyse zorlamayalım. Ama chatbot tam olarak bu işe yarıyor. Soru keywordleri yazdığınızda size linkler veriyor. O şeyi yapabiliyorsunuz. Process Advisor Power Automate'de sol menüde geldi Process Advisor. Şimdi içeride örnekler var. Bu örneklerden şu supply chain'i göstereceğim, detaylıca anlatacağım. Ondan sonra da biz nasıl bir proses oluşturabiliyoruz ondan bahsedeceğim. Finans var. Girip finansa bakabilirsiniz. Ben finansa bakmadım açıkçası. Direkt supply chain'e baktım. Her zaman olduğu gibi hazır template'ler var. Template'ler üstünden de ilerleyebilirsiniz. Bunlar da benim sahip olduğum prosesler. Şimdi burada birkaç bir şey anlatacağım hemen. O da şu. Source'dan biri recording, biri data. İşte tam olarak aslında task mining ve process mining dediğim şey burada. Bir tanesi record based, bir tanesi de data based. Bu akşam database'i anlatacağım, vakit kalırsa bunu yapacağım demiştim. Az önce söylemeye, anlatmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de şuydu. Recording'lerde, yani task mining'de size önerilen noktalarda önerilen flow'ları otomatize etmenizi sağlayabiliyor. Yani size bir recommended flow'lar ortaya çıkartabiliyor. Bunları kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama data bazlı, yani veri bazlı flow'lardan, proseslerde böyle bir özellik yok. Böyle bir özellik yok. Bir bunu şey yapmak istedim, söylemek istedim. Şimdi gelelim. Yeni bir proses oluşturacağım. Herhangi bir template kullanmıyorum. Blank template başlıyorum. Şimdi senin veri tabanı ya da bu prosesi nasıl oluşturacaksın diye soruyor bana. Herhangi bir veriyle mi yoksa recording ile mi? Yani task mining mi yapmak istiyorsun yoksa process mining mi yapmak istiyorsun? Şuradan eğer ki log datanız yoksa ve kendinize bir örnek yapmak istiyorsanız ki tam olarak ben bu akşam bunu yapacağım. Download Microsoft'un sample'ı deyip oluşturabilirsiniz. Bu arada çok pardon, buraya geçmeden önce ben size şu supply chain'i göstermek istiyorum. Şurada Microsoft'un bizim için hazır olarak sunduğu detaylı güzel bir proses var. Buna bakalım. Ondan sonra ben bir yeni bir proses oluşturayım. Bu sunumu anlatırken söylediğim örnekle aslında aynı. Yani şey, bir e-ticaret sitesi gibi düşünün bunu. Bisiklet satın alabildiğiniz bir site, muhtemelen AdventureWorks diye düşünüyorum. Oraya bir sipariş düşüyor. Bu siparişte müşteri ya hazır model satın alıyor ya da kendisine bir model oluşturuyor. Ekstra başka parçalar kullanıyor. Atıyorum gidonu sarı olsun, selesi pembe olsun vesaire vesaire. 14 vites olsun bilmem ne bilmem ne. Ya özel oluşturabiliyor ya da hazır oluşturabiliyor. Şimdi buradan bu AdventureWorks olduğunu düşündüğüm firmanın müşteri siparişinden müşteriye kargolanıncaya kadar geçen zamanı gösteriyor. Her bir proses ve her bir aktivite. Her bir aktivitenin izlediği yol burada varyant olarak adlandırılıyor. Bizim dummy data setimizde 198 tane şey gelmiş, sipariş gelmiş. Bunların 99 tanesi hazır bisiklet satın almış ve hazır bisikletler işte müşterinin kredi kartından parayı geri almış, çekmiş, mevcuttaki bisikleti paketlemiş ve müşteriye vermiş. Bu varyant 1. Bu en çok kullanılan varyant. Nereden anlıyorum ben bunun en çok kullanılan varyant olduğunu? Şurada. Bu proses ağacının detaylarında bana bunu söylüyor. Thicker lines, yani daha kalın olan oklar en çok kullanılan yol. Peki darker color'lar, yani daha koyu renkler bizim bu prosesimizde en çok vakti öldürdüğümüz yerler. Dolayısıyla aslında burada bana şunu işaret ediyor. Sana gelen siparişte en çok burada oyalanıyorsun diyor. Yani elinde bir parça yoksa, olmayan parçayı siteden kaldırmazsan, müşteri bunu sana sipariş ederse ve sen bunu tekrardan yeniden sipariş ettiriyorsun, bunu yeniden bastırtıyorsun, yaptırtıyorsun ve burada vakit kaybediyorsun.
Dolayısıyla buraya bir çözüm bulman gerekiyor diyor. Eğer ki task mining olsaydı burada bir automated flow olacaktı ve bana işte burada şöyle şöyle yapıp otomatize edebilirsin diyebilirdi. Ama data bazlı proseste böyle bir özelliği yok. Dolayısıyla burada biraz daha çözüm size kalıyor. Peki ordering parts ne yapabilirsiniz? Eğer elimde parça yoksa yeni bir parça bitince mesela stoktan bitince siteden kaldır vesaire gibi biraz daha iş proses sürenizi optimize edebilirsiniz. Atıyorum şu anda tamamen farazi konuşuyorum. Arkada pek çok yol var. İşte müşterim kendisine özel bir parça istedi. Onu yaptınız, test ettiniz. İşte kaliteden geçirdiniz. Ondan sonra müşteriye bilgi gönderdiniz. Müşteri bisikletiniz hazır. Ekstra aksesuar istiyor musunuz? Evet istiyorum. Hayır istemiyorum. İstedikten sonra size bir total şey çıkartıyor. Para çıkartıyor. Bunu alıyorsunuz ve en sonunda hazırladığınız bu yeni bisikleti müşteriye teslim ediyorsunuz. Kargoya veriyorsunuz gibi. 11 tane varyant var dedik. 198 tane sipariş üstünden bunu yapmışlar. Ortalama her bir case'im yani her bir siparişim benim ortalama olarak 2.77 günde müşteriye paketleniyor. Ya da burada değişik analizlere görebiliyorsunuz. Burada size tamamen bu prosesle ilgili analizler veriyor. Ve diyor ki en çok izlenen yol işte bu müşterinin hazır bisiklet aldığı yol. Bunu biraz daha optimize edebilirsin diyor. Mesela bu yolda en hızlı ve en çok kullanılan bu yolda siz siparişi onaylarken en fazla zamanı harcıyorsunuz. Burayı optimize edebilirsiniz şeklinde. Time analizler var. Burada işte aktivite bazlı ya da zaman bazlı. Bütün bu analizleri dediğim gibi Power BI üzerinden hazır bir şekilde sizlere sunuyor. Bunları değiştiremiyorsunuz, customize edemiyorsunuz. Mesela burada marka bazlı, işte Turbomol, Brand bunlar markadır diye düşünüyorum. Ya da model mesela, Versa model. Analizlerinizi, filtrelerinizi yapıp değiştirebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. İstediğiniz analizi buradan çıkartabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz, bu özellik de yeni geldi. Şöyle yapalım. İki önemli fark var. Birincisi kendi şirket içerisinde yani şirket içerisinde biriyle paylaşabiliyorsunuz. Eğer ki data bazlı prosesse sadece viewer olarak birini ekleyebiliyorsunuz. Yani bu viewer prosese ve bütün analitikleri görebiliyor ama herhangi bir değişiklik, modifiye vesaire yapma hakkı yok. Bunu share ettiğimde evet, bir süre sonra invitation gönderildi vesaire vesaire. Onunla paylaşıyorum. Girip görebilir, analizini yapabilir. Bu özellik Nisan'da geldi, çok yeni geldi. Bu bizim Microsoft'un bize sunduğu şeydi, Process Mining'de. Şimdi ben Microsoft'un yine şöyle DAMI 17.05 yapayım. DAMI 17.05 adı altında bir tane proses oluşturuyorum. Log data olarak da şu Microsoft'un bana sunduğu datayı kullanıyorum. Nasıl yaptığınızı göstermek istiyorum. Description'da herhangi bir şey yazmadan create diyorum ve flow'umu oluşturmaya başlıyorum. Şimdi bana diyor ki datayı alacağım yer neresi? Excel. Excel'de şöyle lokale indirmiştim. Şu, process mining sample data. Evet, next diyorum. Veriyi artık içeri aldım. Eminim bu ekran tanıdık bir ekran size. Power Query. Geldim. Çok pardon. Next diyorum ve veriyi içeri aktarıyorum. Şu an tamamen Power Query içerisindeyim. Bu verileri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Verileri başka bir kaynaktan getirebilirsiniz. Yani Power BI'de yaptığınız ya da Power Query'de yaptığınız pek çok şeyi burada modifiye edebilirsiniz. Burada da yapabilirsiniz. Sadece tek bir fark var. O da şu. Map to Entity yani Common Data Service üstünden biz bu verileri
mapleyeceğiz. Neden? Çünkü söylediğim gibi process mining yaparken 3 tane kolona ihtiyacım var. 3 tip kolona ihtiyacım var. Data tipine ya da activity name, case ID ve timestamp. İşte bu event log'da sen hangi kolonu, içeri attığın hangi kolonu activity name olarak adlandıracaksın, hangi kolonu case ID olarak adlandıracaksın ve hangi kolonu timestamp olarak adlandıracaksın diye buradan size soruyor. İster automap'le burayı doldurulmasını sağlayabilirsiniz. İsimler aynı olduğu için tabii hemen direkt aldım. Bir de şuradan activity log'a bakalım. Bu az önce söylediğim fark activity log'da and timestamp de vardır. Eğer ki bunu böyle yaparsanız gerçekten bir kolon geliyor. Gerek yok. Şöyle yapalım. Automap. Clear deyip hepsini tek tek elle de yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Okey diyorum ve mapping işlemi de tamamlandıktan sonra Save and Analyze'la beraber içeri aktardığım bu dataların analiz edilmesini sağlıyorum. Şimdi az önce supply chain prosesinde gösterdiğim gibi aynı şeyi benim bu verilerim için de yapıyor. Biraz zaman alıyor. Ne yapalım? Ne kadar zaman alacak? Biraz, 1-2 dakika falan olacak diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim. Bu arada Advisor, Process Advisor verileri analiz yaparken ben de size bu data source'u nasıl refresh ettiğimizi anlatayım. Çünkü hani bir takım işler geliştirdiniz artık hani proseste işte o dar boğazları, iyileştirme flow'lar koydunuz vesaire. Bunun yansımasını görmek istiyorsunuz. Sıfırdan mı oluşturacaksınız aynı prosesi? Hayır, sıfırdan oluşturmayacaksınız. Oluşturduğunuz bu prosesi yani mevcutta analizini yaptığınız proseste aynı sayfada şurada data source refresh kısmına basarak verinin yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Bu biraz zaman alıyor demiştim. Güzel. Evet, hazır. Tamam. Ekranı kapatıyorum. Kapatmıyorum. Kendisi açtı. Power BI işaretini gördünüz zaten. Microsoft'un dummy data setini kullanarak hazırladığım proses. Burada da bir invoice entry, bir fatura girişi oluyor. Müşterilere kredi notu oluşturuyorsunuz vesaire vesaire. Detaylıca hani buradaki prosesi anlatmaya gerek yok. Nasıl oluşturduğumuzdu burada önemli olan. Tam olarak 11 tane varyant var. İşte 66 tane fatura bu yolu kullanıyor. Birinci varyantı kullanıyor. İşte burada yaklaşık olarak gerçekten çok ciddi zamanlar harcıyorsunuz. Bunları nasıl optimize edebiliriz diye bunları yapabilirsiniz. Filtreleyebilirsiniz. Bu tip yanlışlıkla çıktım. Şöyle geri gelelim. Şuydu. Dummy'di. Bununla ilgili yani prosesle ilgili herhangi bir genel bilgiye buradan erişebilirsiniz. Bunun yönetimini buradan sağlayabilirsiniz. Diyelim ki işte bir takım iyileştirmeler yaptınız. Setup'a tıkladığımda aslında bu Power Query ekranı tekrar açılıyor. Burada veriyi yenileyebilirsiniz, refreshleyebilirsiniz. Şurada refreshleyebilirsiniz. Refresh mekanizmasını da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi buna cancel diyorum. Çok basit bir şekilde 20 dakikada ben anlatırım. Çok basit bir şekilde bir de şey de anlatayım istiyorum. Setup değil. Peki. Process Advisor gel bakalım. Task Mining'e de çok basit bir şekilde. Şimdi Task Mining'de de bir tane record oluşturacağım. Ve bunu da record based bir proses yapacağım. Record oluşturacağım. 17.05 olsun bunun da adı. Hatta Task Mining, TM olsun Task Mining. Evet, yeni bir record oluşturacağım. Bu record'un nasıl analiz edildiğini bakalım. Evet, yeni bir record oluşturuyorum. Power Automate Desktop PID'yi açıyor. Uygulamada açıyorum daha doğrusu.
Şeyi denedim. Nerede? Burada. Kullananlar, daha önce kullanan var mı bilmiyorum ama Power Automate'in desktop versiyonu da budur. Sizin mouse hareketlerinizi izler ve her bir adımı yazar. Kaydettiğinizde aynı işlemin tekrar yapılmasını sağlar. Yani RPA'de, Robotic Process Automation'da kullandığımız tool aslında Microsoft'un Power BI, Power Automate desktop'udur bu. Şimdi ben bir tane çok basit bir rekord oluşturacağım burada. Oluşturduğum rekord da şu. Herhangi bir şey Microsoft Edge'e gittim ve burada meltanballayker.com'a tıkladım. Meltanballayker.com'a tıkladım. Her bir adımımı görüyorsunuz. Kendisi gelip kırmızı pencereyle alıyor zaten burada mı işlem yapacaksın diye. Son postu tıkladım. Ve son postta okudum. Veya buradan herhangi bir veriyi aldım, kopyaladım gibi. Şimdi uzatmayacağım. Şurada finish diyeceğim. Ve ben bu şey kaydı burada basit bir şekilde bitireceğim. Benim kaydım ne yapıyor? Edge'e gidiyor. Edge'den meltanballayker.com'a gidiyor. Ve son postu tıklıyor. Recording'ini oluşturduk diyoruz. View recording diyorum. Ve benim için aslında aktiviteleri ve aktivite altındaki detayları oluşturdu. Bunlar her zaman düzenli bir şekilde gelmeyebiliyor. Siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Add activity deyip ekleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Şu an ama benim onlara vaktim olmadığı için derdim task mining nasıl yapılır gösterdiğim için save and analyze diyorum. Bu zaten hazır bir şekilde geldi. Herhangi bir isim değişikliği ya da başka bir aktiviteye eylem ekleme gibi bir şeyler yapmayacağım. Save and analyze diyorum. Şurada pop-up'tan görüyorum. Biz hazırladık diyor. Analitikleri görüyorum. Bir de bakın task mining'i nasıl yapıyor, nasıl oluşturuyor. Biraz yavaş çalışıyor ama zaten bir tane recording ve bir tane varyantım var. Yani sadece Edge'e gittim ve Meltem Ballı'yı kere tıkladım. Son posta baktım. Bu işlem ortalama 23 saniye sürmüş ve bir tane varyantım olduğu için bütün gördüğünüz gibi oklar en kalında. Başka bir şeyim yok, yolum yok. Varyantı time olarak da bakabilirsiniz. Frekans olarak da bakabilirsiniz. Hani en sık bu kullanıyor zaten. Öyle frekans. 23 saniye sürüyor. Application'da aslında bu uygulamanın yani bu eylemin biraz daha aktivite bazlı incelemenizi sağlıyor. Yani yeni tab açmam ne kadar zaman almış bilmem ne. Bununla ilgili analizler ya da meltemballayker.com'a web sitesine gitmem ne kadar süre almış, kaç kere kullanılmış gibi bu eylemin aktivite bazlı analizlerini de application adı altında görebiliyorsunuz. Son bir şey şunu söyleyeceğim. Task mining'de dediğim gibi sizin için bazı darboğazlara otomatik olarak hani burayı nasıl iyileştirebiliriz şeklinde bir recommendation'ları oluyor Power Automate'in. Onlar da automate activities'de oluyor. Bakalım bana nelere önerecek. Tabii eylemim olmadığı için çok basit bir şey oluşturduğum için sadece bana custom konektör veya desktop flow konektöre bağlanabilirsin demiş. Eğer biraz daha karışık bir şeyler yapmış olsaydım burada şu alan için yani bu kırmızı olan alan için ne gibi flowlar oluşturabilirim? Hangi aksiyonları kullanabilirim? Hangi konektörleri kullanabilirim şeklinde şeyleri olacaktı, önerileri olacaktı bana. Deyip burada işte daha devamını getirmiyorum. Çünkü bundan sonrası aslında Power Automate'de flow oluşturmayla aynı. Size işte önerilen data source'ları, işte custom konektörleri ya da işte akış aksiyonları kullanarak bir flow oluşturduğunuzda buraya olan yansımasını, evet çıkıyorum, buraya olan yansımasını görebilirsiniz. Şuradan en son evet şuna gelmiştim.
detaylarından da kim oluşturdu, ne zaman oluşturdu. Son olarak burada share kısmında önemli bir fark var. O da şu. Tekrar bunu Erhan'a gönderelim. Ben bu prosesi share etmek istediğimde data bazlı prosesi sadece viewer olarak ekleyebiliyorken, şimdi Erhan'ı contributor veya co-owner olarak ekleyebiliyorum. İki farklı şekilde ekleyebiliyorum. İkisi arasında da fark var. Contributor kendi recordlarını da ekleyebiliyor, ilave edebiliyor ama bir başkasıyla paylaşamıyor ya da analitikleri göremiyor. Yani verileri, analizleri göremiyor. Co-ownersa zaten sahip pozisyonunda olduğu için sizin yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla paylaşacağınız role göre buradan bir profil seçip contributor olarak paylaşabilirsiniz diyorum. Evet, bu da paylaşıldı. Son olarak bir şöyle bir genel olarak bakmak istiyorum. Process Advisor'da nasıl update edileceğine baktık, template'lere baktık. Eğer ekstra bir bilgi almak istiyorsanız ana sayfada zaten Process Advisor'ın nasıl kullanılacağıyla ilgili dokümanlar, dokümentasyonlar var, videolar var. Bunları izleyebilirsiniz. Tıpkı flow'larda olduğu gibi proseslerin de yönetimi buradaki 3 noktayla oluyor. Paylaşım, işte yeni record ekleyin vesaire gibi. Ya da buradan data set'e, işte setup dediğimde data set'e gidip onu şey yapabiliyorum, modifiye edebiliyorum. Başka son bir cümlem var mı diye bir bakayım. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Eğer ki log data'yı, şunu da söyleyeyim de, log data'yı Power Automate, Power Apps üstünde bir uygulamada kullanıyorsanız eğer, bunu Power Apps'e de bağlayabiliyorsunuz. Sizden Power Apps'in, Apps'te oluşturduğunuz uygulamanın App ID'sini ve oradaki Case ID olarak neyi kullanacağım, Activity Field olarak neyi kullanacağım, bu alanları kullandıktan sonra Create deyip bir process flow oluşturabiliyorsunuz. Bir proses oluşturuyorsunuz diyorum ve aslında sözü bitiriyorum. Sözü bitirmeden önce Halil, çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bir duyurum var da. O da şu. Business Application Developer arıyoruz. Arayışımız var. Power Apps'te uygulama geliştiriyorsanız, geliştirebiliyorsanız ya da Software Development'dan geliyorsanız bizim bu alanda çok ihtiyacımız var. Sertifikalı, özellikle işte PL sertifikaları, PL 300 data analiz, pardon, PL 200, PL 400, PL 600 sahipseniz ya da iyi derecede, akıcı derecede İngilizce konuşuyorsanız yurt içi veya yurt dışı projelerimizde bize destek olmak istiyorsanız bir ekip arkadaşı arıyoruz. CV'lerinizi bana LinkedIn üstünden gönderebilirsiniz ya da mail atabilirsiniz diyorum ve bitiriyorum. Şöyle şunu büyütüyorum. Şöyle yapalım. Power Platform diye bir grup var. Power Platform Türkiye diye bir grup var LinkedIn'de. Microsoft'tan Mustafa ile birlikte kullandığımız, amacı sadece şey, herkesin Power Platform grubu altındaki bütün Power Automate, Power Apps, Power BI iş ilanı, event vesaire nesi varsa hepsini yayınlayabileceği bir grup. Orada yayınlarsanız süper olur. Hatta ben grup ismini de bulayım buradan. Evet. Sorusu olan arkadaşlar varsa kendisini sessizden çıkartıp direkt sorabilir. Ben de grubu arıyorum. Evet. O platformda iş ilanı yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa orada ben hemen şey yapayım. İlanı oraya yönlendireyim. Yani kendi reklamınızı reklamvari kokmadığı sürece her türlü iş ilanı, her türlü Türkçe içerik, her türlü event duyurusu orada serbest. Tamam. Tamamdır. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa Power Automate olur, Power Platform olur. Bu akşam anlattıklarımla ilgili olur. Hani şey yapalım, bunları detaylandıralım, konuşalım. Aklınızdaki her türlü soruyu cevaplayalım.
Mustafa Dikyer vardır senin sorun ya. Hocam biraz geç kaldım ya. O yüzden. Oluşmadı mı soru? Evet, yani biraz şey kaldı, havada kaldım son. Saati karıştırmışım da ben biraz, bir yarım saat kadar. Ha, tamam, peki. Peki başka diğer konuklarımızdan var mı sorusu olan? Ben belki sorabilirim ufak bir şey. Bizim aslında yaptığımız işte bu anlattığımız şeyi çok uygulayabiliriz gibi. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Sadece flow oluşturmuştum. Bir de yaptığım bir uygulamada Power Apps'le Power Automate'i bağlamıştım. Öyle birlikte çalıştırmıştım. Yani bunu ilk kez görüyorum. İş akış süreçlerimiz var. Ve hani bu süreçleri buraya taşıyıp işte süreç nerede tıkandı ya da nasıl bir yol izlesek daha hızlı olur gibi bir şey yapabilir miyim? Yani bunu nasıl kullanabilirim? Şu an onu anlamaya çalışıyorum da. Büşra, bunu nasıl kullanabilirsin biliyor musun? Ses yankı yapıyor. Hemen bir saniye, hemen kulaklığı takayım. Tamam. Şimdi bunu kullanabilmen için öncelikle elinde bir log data olması gerekiyor. Şimdi her firmada, evet, SAP, Salesforce, SQL, bunlarda log data zaten tutuluyor. Log tutuluyor. Ama hani mesela senin söylediğin iş akışlarının kontrolü vesaire gibi durumlarda bir loglamayı elle yapabilirsin. Sadece bu şey yaparken söylediğim 3 kolonun ya da 4 kolonun start ve end'i de katalım. Timestamp'le beraber case ID ve activity name olacak şekilde en az 3 kolonlu bir tablo oluşturabilirsin. Oluşturduğun tabloyu bu şu an ekranda gösterilen konektörlerden herhangi birinin ya da database'lerden herhangi birinin içerisinde tutabilirsin. Çünkü şu an için sadece Process Advisor'da Process Mining yaparken bağlanabildiğimiz konektörler bunlar. Zaten aslında pek çoğu log data tutan veri tabanları. Dolayısıyla hani aslında işinize yarayabilir ama bunları kullanmıyorsanız Excel'de de tutabilirsin. Yani illa bir veri tabanı işte bir Oracle'da vesaire bir yerde tutmana gerek yok. Elde Excel'de de tutabilirsin. CSV şeklinde de tutabilirsin. Buradan prosesi şey yapabilirsin, veriyi içeri gömebilirsin. Sadece hani ne değişir? Aslında o da değişmez. Refresh'te belki sıkıntı yaşarsın diyecek. O da refreshment'ta da bir sıkıntı yok. Aslında bütün verilerimiz SQL'de bizim. Yani SAP sistemimiz de var ama SAP de anladığım kadarıyla, yani SAP ile ben yeni tanıştım. Onun da kullandığı SQL veri tabanı. Yani SAP de SQL'den alıyor verileri. Tamam, SQL'deki bunu direkt mesela SQL'e bağlayabilirsin. Çünkü hani SQL'e erişim iznin var. SQL olmayabilir mesela, SQL'den alıp doğrudan SharePoint'e atabilirsin. SharePoint'i bağlayabilirsin ya da işte hani artık Dataverse kullanabilirsin. Mesela Dataverse'de yani kendi üç kısımdan oluşan bir tablo oluşturmam gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Minimum 3 sütundan oluşan bir tabloya ihtiyacım var. Daha doğrusu aslında fazla şöyle da olabilir mi? Tabii ki de. Mesela benim bu akşam kullandığım 6-8 sütunluydu. Ama işte onun bir log data olduğunu gösteren o veri tabanını, o verilerin log data olduğunu anlamamızı sağlayan 3 tane karakteristik özelliği var. İşte case ID, activity name ve timestamp. Bu 3 kolon yoksa o şeyi, prosesi, o işi analiz yapamıyor. Dolayısıyla hani size çok da iyi bir cevap veremez, hatta çalışmaz. Oluşturduğun veri tabanında mutlaka bu 3 eylemi şey yapman lazım, gömmen lazım içeri. Yani hangi sütunun case ID olacağını, hangisinin activity olacağını mı iyi karar vermem gerekiyor? Aslında bu da şey, biraz belli. Case ID dediğimiz şey hani sipariş
üzerinden gittik ya. Order ID, case ID. Hani process activity name dediğim şey de order'ın gelmesi, deponun kontrol edilmesi, işte hani şey müşterinin kartından paranın çekilmesi, ondan sonra ürünün müşteriye paketlenmesi. Şimdi bu bir numaralı order için, sipariş için bu dört adımı yaptın. Şimdi başka bir sipariş verdiğinde yine aynı dört adımı yapıyorsun. Bir başka durum için yine aynı şeyi yapıyorsun. Hani dolayısıyla case ID dediğimiz şey senin prosesini her seferinde baştan aşağıya giden, gezen o işleme case ID diyoruz. Anladım. Mesela biz de iş makinesi üretiyoruz. Bu iş makinesinin mutlaka işte sipariş bölümü vardır ya da işte üretimin aşamaları vardır. Başlangıç ve bitene kadar hep aynı şey devam ediyordur o süreçte. Evet. Evet, aynen öyle. Şey konuşmanın başında bir şey söylemiştim. Benzer şeyler, process mining aslında Power BI'da da yapılıyor. Halil, eğer eksiksem, yanlışsam lütfen beni düzelt. Ama ben yapmadım Power BI'da daha önce bir process mining. Şimdi aynı data setini prosesi mine edebileceğim birkaç tane tool buldum. Grafik buldum, tool yanlış oldu. İşte bunlardan bir tanesine gömdüm. Tıpkı bizim şeyde yaptığımız gibi case ID'in nedir, activity name'in nedir ve timestamp'in nedir, time kolunun hangisidir diye verileri girdiğimde aslında bana benzer bir şey çıkarttı, akış çıkarttı. Ama bu akış process mining'deki gibi şurada oluşturduğum akış kadar detaylı değil. Ben mi yapamadım yoksa Power BI yoksa bu konuda biraz daha hani şey midir bilmiyorum. Ama şunu açalım. Şuydu. Analitikleri açtığımda. Çünkü burada mesela çok farklı yollar da var. Çok farklı adımlar da var. İşte müşteriden gelen ya da şunu açalım. Aa, çok pardon. Evet, doğru. Aynı. Evet, evet. Aynı. Ben supply chain'e bakıp farklı kendi attığım dummy datayı buraya gömüp aynı proses çıkmasını bekledim. Evet, benim hatam. Yanlış. Doğru, doğru. Power BI doğru yapıyor. Çok pardon. Olabilir. Ben de bazen yanılabilirim. Yani aynı servislere bağlanıyor zaten. O yüzden interface tarafında şeyler olabilir, farklılıklar olabilir ama aynı arayüze bağlandığı için bir yerden sonra çıkan ekranlar birbirine çok yakın olacak. Ama bu tür işlemleri Power BI'da yapabilmek için Pro lisansı yetmiyor. Eğer Power Query tarafını kullanacaksınız. Bu Premium Per User denilen lisansa ihtiyaç olabilir büyük ihtimalle. Ya da bu tür şeyler için Python R tarafında bilginiz varsa oradaki kütüphaneleri Free Pro lisansıyla bile kullanabilirsiniz. Vallahi Machine Learning tarafı biraz şey, çok değişiklik yapıyor Microsoft. Çok sık değiştiriyor bazı şeyleri. Power Query'de Process Mining, Language, ondan sonra ne diyordu? Şu duygu analizi. Unuttum karşılığını. Cognitive servisler var. Öyle bir şeyler var. Arayüzler değişiyor sentiment vesaire falan analiz. Ama. Aynen. Sentiment analysis. Onları kullanmak için premium per user lisansı istiyor minimumda. Ama ekranlar çok fazlasıyla sıklıkla değişiyor. Benim şu aşamada çok doğrudan birebir takip ettiğim konulardan bir tanesi değil açıkçası. Evet. AI konusunda evet gerçekten hani şeyi de söylememe izin verin. Power BI'de olduğu gibi Power Automate'de de aslında AI Builder'ı olduğu gibi entegre bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Power Apps'de, Power Virtual Agent'da özellikle. Virtual Agent'da çok önemli çünkü chat botun bir süre sonra öğrenip bir takım assumption'lar yapmasını ve bir takım olumlu yönde tahminleme yapması için AI Builder özellikle hani kullandığımız, tavsiye ettiğimiz bir şey, özellik bir servis.
ve her geçen gün buraya ekstra building modeller gömülüyor. Bu ben AI hani konusunda çok oturayım işte şey yazayım, bir model yazayım vesaire, çok bir bilgili değilim. Çok oturup kendim sıfırdan bir şey yapamam. Machine Learning'de hazır modelleri train edebilirim. Oturup kendim bir model yazamam. Ama Microsoft'un bu hazır modellerini kullanmak benim hem işimi hızlandırıyor hem işimi kolaylaştırıyor. Aslında işimi de görüyor. Dolayısıyla bir AI uzmanı olmadan, AI engineer olmadan da burada bir şey yapabilirsiniz, iş geliştirebilirsiniz ya da yaptığınız uygulamaya, yaptığınız analize AI yeteneği kazandırabilirsiniz. Tabii bunun da bir karşılığı var. O da şurada yazdığı gibi. Ben trial edition kullanıyorum. Lisansa tabi. Geliyor gelmekte arkadaşlar... olan değil. Valla öyle yani, bir 2-3 senesi var en fazla bu tür şeylerin biraz daha böyle hayatımıza daha dokunur hale gelmesinin. O yüzden domainimizi olabildiğince derinleştirmekte fayda var. Bu arada AI ile ilgili ya da machine learning ile ilgili iki önceki session kaydı YouTube kanalında var. Power BI İstanbul YouTube kanalında var. Çok harika bir örnek anlattı bir arkadaş. Eğer konuyla ilgiliyseniz bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Peki ben bu noktada kaydı durdurayım mümkünse. Çok teşekkürler.